Ahmet'teyim, çay içeceğiz. Selam söyle. Selam söylüyor sana. Tamam, sen bir gör önce, beni yorma. Oldu hadi. Ev bakmaya gidecekmiş yine. Ha. Ay şekerim, ne zormuş bu işler. Kaç gündür dolanıyoruz. Gönlümüze göre bir yer bulamadık gitti. E hayırlısı. Seninki Londra'ya gitti ha? Evet. Sen niye gitmedin? Çağırdı ama işi gücü bırakamadım şimdi. Vallahi ben senin yerinde olsam işimi ayarlar takılırdım peşine. Meydan prensese kaldı Londra'da. Sana söyledim. Cavidan benim rakibim olamaz. Orası öyle de. Ateşle barut da yan yana durmaz. Ay istediğini söyle, dolduruşuna gelmeyeceğim valla. Bozulma canım. Dur bak, şimdi ben senin moralini yerine getireceğim. Moralsiz olduğumu nereden çıkardın canım ha? Bak. Ne bu? Dün bütün gece internette gezindim. Arama motorlarını taradım. Makbul ile ilgili ne varsa topladım, print aldım. Niye uğraştın? Kimin ne işine yarayacak ki bunlar? Bulunsun bir köşede. Paşa da Cemil de biliyorlar zaten. Ben bu bilgileri ulaştığıma göre isteyen herkes ulaşabilir canım. Benim anlayamadığım, paşa aman sicilim, aman adım, itibarım derken niye bu kızı gelin olarak alıyor? Hı? Var o işte bir şey. Kesin. Yoksa paşa kabul eder miydi? Bu haberler partiden bile kaydırır onun ayağını. Demek ki adam mecbur kalmış. Cemil seviyorum diye tutturdu diyeceğim ama. Hadi canım sen de. Bana bak, bu bizim cadının işi de olabilir. Benim de aklıma gelmedi değil. Onu eve aldıklarından beri başları beladan kurtulmadı. Bir şey yaptı bu bunlara. Ay yoksa niye o kadar ötsün ki bunun borusu? Bu kızı da o kakaladı Cemil'e, mecbur etti demek. Evet. Ama niye? Değil mi? Dur bakalım. Öğreniriz hep.